Şimdi bugünün biraz konuşmamız gereken konusu da Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar. Doğrusu yenilir yutulur gibi değil. Az önce bir önceki programı bölümü bitirirken gerçekten de düşüncelerimi ifade ederken yenilir yutulur gibi değil demiştim. Mansur Yavaş'a diyor ki artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur diyor. Cümle bu. Özgür Özel için ise bana ablam abla demesini istemiyorum. Bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla denmenizi istemiyorum gibi bir cümle kullanmış. Tabii ki yine hedefinde Ekrem İmamoğlu da var. Ekrem İmamoğlu'na yönelik işte Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Bugün geldiğimiz noktada karara saygı göstermek yerine teker teker hainlik ettiği biz olduk. İyi Parti oldu diyor ve bir Ozan Arif'ten de bir şiir okuyor bunun üzerine. Ve ciddi bir şekilde hani söyledikleri sözler sonunda hani seçimin son iki gününe kalan bir durum söz konusu. Bu nedenle Murat'a söz vereceğim. Daha sonra Hilal'in kulislerde bu açıklama sonrası neler konuşuldu onu söylemesini isteyeceğim. Bu arada Utku Çakır Özer de bize bağlanacak. Onu da hatırlatayım, izleyicilerimiz bilsin. Böyle bir açıklamayı Meral Akşener son iki günde niçin yapma ihtiyacı hissetti? Muhalefete saldırmanın İYİ Parti'ye getireceği katkı nedir? Neden AKP iktidarına yönelik bir muhalefet yapmıyor? O çok normal, çok doğal. Benim çok genç, hatta çocukluk çağlarıma gelir herhalde Demirel'le Özal arasındaki o yoğun çatışmanın olduğu. Mesela o tarihlerde aklımda kalan bir anahtar cümle var. Mesela rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin Özal Cumhurbaşkanı iken sana Cumhurbaşkanımız demeyeceğiz, Çankaya'nın şişmanı dedi. Ve öyle bir isim takmıştı. O dönem için çok ağır ifadelerdi. Evet. Bunlar da yine çok ağır ifadelerdi. Şimdi aynı alana, aynı seçmen kitlesine, aynı sosyolojiye hitap ediyorsanız, o aynı kitleden bir, eğer bir oy kaybını da hissediyorsanız, bu tartışmayın tansiyonunu yükseltip var olan seçmen kitlenizi, tabanınızı konsolide edip bir arada tutmanız için yapmanız gereken şey sertleşmenizdir. Şu anda yeniden Refah Partisi nasıl ki AK Parti ile bir sertleşmeye girdiler ve her iki tarafta kendi tabanını konsolide etmek için, çünkü geçişkenliği yüksek olduğu iki taban, yeniden Refah Partisi ve AK Parti. Yeniden Refah Partisi ne yapıyor? Sürekli bir o gerginliği tutuyor. AK Partili yetkililere, Tayyip Bey'e ne zaman karşıları çıksalar Gazze meselesini soruyorlar, kimlik siyasetini önceliyorlar ve Gazze İsrail'le yapılan ticareti sorarak orada bir gerilim hattı oluşturuyorlar ki o tabandan alsınlar. Şimdi İYİ Parti bu seçime gitmeden önce üçüncü yolu ilan etti ve kendi adaylarıyla tüm şehirlerde kendi belediye başkan adaylarıyla seçime gitme kararı aldı. 2017 referandumundan sonraki ittifaklar düzeninde CHP ile Millet İttifakı'nda bulunmasının, işte o seçimden bu zamana aynı belediye başkanına, aynı cumhurbaşkanı adayına oy vermenin getirdiği siyasi tabanlar arasında müthiş bir geçişkenlik var. Yani öncesinde sorduğumuzda İYİ Parti seçmeninin ikinci partisi CHP, CHP seçmeninin de ikinci partisi İYİ Parti'ydi. Evet. Yani İYİ Parti şu anki sosyolojisiyle, örnek veriyorum, AK Parti MHP'den alabilir ama yani yeniden Refah Partisi ile çarpışmasının, çatışmasının veya gerilim çıkartmasının bir anlamı yok. Yani günün sonunda maksimum fayda açısından baktığımızda evet, İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde yaklaşık %10'a yakın bir oy aldı. 9 küsürlerde, 9-6'larda bir oy aldı. Bu 9-6'lardaki oyun yarısı Ankara, İstanbul, İzmir'den alınmış oylar. Yani o büyüklükteki 3 büyük şehirde ve bu 3 büyük şehirde de İYİ Parti'nin adayı var ve bu 3 büyük şehirde de ortalama o seçimde aldığı oy, yani milletvekili seçimde aldığı oy yine ortalamayla aynıydı. %10'lar civarındaydı. Ama biz şu an seçim günü yaklaştı, işte 2-3 gün sonra sandığa gideceğiz. Bütün kamuoyu yoklamalarına bile gerek yok. Sokağa çıkıp bu havayı hissetseniz İYİ Parti milletvekili seçiminde aldığı oyları Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mevcut ilan ettiği adaylar için alamıyor. Burada bir gerileme var. Nereye kaybediyor bu oyları? Neredeyse tamamını CHP'nin mevcut belediye başkan adaylarına, mevcut belediye başkanlarına kaybediyor. Bu kaybın önüne geçmek için
yapmanız gereken, siyasal iletişim açısından yapmanız gereken tek şey seçmeninizi sizden çalanla kavga edip bir şekilde gidenin de önüne geçip hatta orada kendince bir haklılık gerekçesi çıkartıp gitmiş seçmeni de geri çağırmaktır. Yaptığı budur. Evet, siyasal iletişim açısından en azından şu düzlükte doğru. Çünkü Ankara, İstanbul ve İzmir'deki İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları açısından baktığımızda durum milletvekili seçimine göre neredeyse yarı yarıya bir kayıp söz konusu. Çok ciddi bir kaybı var aslında, evet. İYİ Parti'nin bugüne ve kadar bu yaptığı gidişi son 3 günde daha da yükselecek. Tehlikesini de belki gördüğü için Sayın Genel Başkan. Daha fazla düşecek. Siyasette bu tür şeyler eskiden oluyordu. Bu yakın zamanda çok görmüyorduk. Ama bunları önümüzdeki dönemde tekrar ediyorum. CHP ile İYİ Parti arasında, Cumhur İttifakı tarafında da Yeniden Refah'la AK Parti arasında bu yüksek gerilimi bundan sonra siyasette yaşayacağız. Evet, bu iki gün neler yaşayabiliriz onu da merak ediyorum aslında. Çünkü sonuçta yarın ve öbürsü günden sonra sandık başına gideceğiz. Cumartesi günü, cumartesi